Benim adım Zeynep Direk, Koç Üniversitesi'nde felsefe bölümünde hocayım. Bu programda sizlerle biraz felsefe konuşmak istiyorum. Arada müzik de çalacağım. Çağdaş felsefe üzerine çalışmalarım var. Bu programda fenomenoloji ve dekonstrüksiyon üzerine olacak. Önümüzde kaç ders var, kaç program var, bu konuyu tüketebileceğim henüz emin değilim ama konu bittikten sonra başka bir konuya da geçebiliriz. Fenomenoloji belirişlerle ilgili, belirişlerin bilimi. Dünya bize tecrübemizde, deneyimimizde beliriyor, anlamlı bir biçimde veriliyor. Deneyimimiz bize kaotik bir dünya sunmuyor. Dünya deneyimle başlıyor. Duyularımız sayesinde deneyimliyoruz ama aynı zamanda zihnimizde işleyen bir takım yapılar ve düzenleme biçimleri sayesinde deneyimimiz anlamlı oluyor. Modern felsefe bu soruyla ilgilenmiştir Descartes'ten beri. Yani kendisini öznenin bir analizi, bilincin, aklın bir analizi olarak tasarlamıştır. Ta Descartes'ten Husserl'e kadar ve Kant da önemli bir dönüm noktası olmak suretiyle biz kendi dünya tecrübemizin anlamı üzerine düşünmeye, bu konuda çalışmaya başlamışızdır. Bunun en ileri noktalarından birini de Edmund Husserl'in fenomenolojisinde buluyoruz. Size önce birazcık Husserl'den bahsedeyim. Ara sıra onun Descartes'le ilişkisine, Kant'la ilişkisine de geri dönmek istiyorum. Anlatabilmek için fenomenolojinin tam olarak ne olduğunu. Edmund Husserl 1859'da Moravya'da doğdu. Bugün Macaristan sınırları içerisinde bulunuyor Moravya ve 1938'de hayatını kaybetti. Fenomenoloji, görüngü bilimin kurucusu, babası olarak bilinir Husserl. Ve tabii öncelikle fenomenolojiyle nasıl ilgilenmeye başladı ondan birazcık bahsedeyim. Aslında Leipzig'te Husserl öncelikle felsefe okumaya başlamamıştı. Matematikle ilgileniyordu öncelikle ve ünlü matematikçilerin Weierstrass gibi öğrencisiydi. Fakat matematik üzerine düşünmek, matematiğin temelleri üzerine düşünmek onu yavaş yavaş felsefeye yaklaştırdı. Bu yaklaşmada elbette hocası Franz Brentano'nun da çok etkisi var. Franz Brentano o dönemde Aristoteles'in varlık anlayışı üzerine çalışmaktaydı. Ama Franz Brentano varlığı psikolojistik bir biçimde, yani psikoloji disiplinine bağlı bir paradigma da sorguluyordu. Franz Brentano ile ilişkisi Husserl'i fenomenolojiye getirdi. Fenomenoloji derken Husserl'de tabii bir kere başlayan ve ondan sonra da öylece devam eden bir düşünme disiplinini anlamamak gerekiyor. Fenomenoloji Husserl'de tekrar tekrar başlayan bir düşünme serüveni. Fenomenolojiye bütün hayatı boyunca, hatta ölümüne kadar sürekli yeniden başlamıştır Husserl. Ve bunun elbette bir sonucu fenomenolojinin ilerlemeyen bir disiplin olarak görülmesini getirmemeli. Bütün bu yeniden başlamalar içerisinde ilerlemiş bir düşünce olarak görmek lazım Husserl'in düşüncesini. Felsefenin başlangıcı sorusuyla saplantılı bir biçimde ilgileniyor Husserl. Felsefenin nereden başlaması gerektiği sorusuyla ilgileniyor. Belki de bunun için bizim de Husserl'den başlamamız doğru. Çünkü nasıl felsefe yapmaya başlıyoruz? Niye felsefe yapmaya başlıyoruz? Bunu kendiliğinden bir biçimde, bizim doğal tavrımız içerisinde meydana gelen bir olay mıdır? Yoksa felsefe yapmak için sıradan insanın dünyada yaşarken sahip olduğu doğal tavrı terk etmesi mi gerekir? Bu soruyu sordu Husserl
kariyerinin ortalarında bir yerde, düşünsel serüveninin ortalarında bir yerde. Belki de felsefe nasıl başlar sorusuyla çok ilgilendiği için. Ve bir noktadan sonra özellikle 1910 gibi diyebiliriz, felsefe yapmak için doğal tavrı geride bırakmamız gerektiğinin altını çizdi. Doğal tavır ne demek öncelikle? Doğal tavır dünyaya duyduğumuz inanç ile ilgili, dünyanın varlığına duyduğumuz inançla ilgili. Sıradan hayatımızda içinde yaşadığımız gerçekliği sorgulamıyoruz. İçinde yaşadığımız gerçekliğe inanç, bir inanç besliyoruz. Bağlıyız ve gerçekten tecrübe ettiğimiz dünya, karşımızdaki nesneler ve başka insanlar var mıdır, yok mudur diye sormuyoruz. Bu aslında çok ilginç. Deneyimimizin içindeki gerçekçiliğe de işaret ediyor. Bunu aşmak gerekiyor Husserl'e göre felsefe yapabilmek için. Şimdi önce bir müzik parçası çalacağım. Sonra da bunu aşmanın ne demek olduğu üzerine biraz daha. Evet, felsefe doğal tavrı geride bırakarak başlar diyor Husserl. Tabii doğal tavır ne demek? Doğal tavır bilimsel olmayan bir tavır değil aslında. Bilim adamları da doğal tavırdalar Husserl'e göre. Örneğin kesin bilimler dediği, matematik, fizik gibi bilimlerde çalışan bilim adamları da, yani ölçümlere dayanan bilimler bunlar, aslında dünyanın varlığını sorgulamazlar. Dünyaya inanarak, gerçekliğe inanarak başlarlar dünyanın yapısını tartışmaya ya da dünya hakkındaki doğrulukları keşfetmeye, teoriler kurmaya. Burada elbette bilmek dediğimiz şeyin eleştirisinden söz etmek lazım. Bir bilim adamı bir diğerinin teorisini eleştirebilir. Örneğin o teorideki bir öncülün yanlış olduğunu öne sürebilir veya metodolojik yöntem bilimsel bir probleme işaret edebilir. O teorinin iyi öngörüler yapamadığını söyleyebilir, açıklayamadığı fenomenler olduğunu söyleyebilir. Yani bir bilim adamı bir diğerinin kuramını eleştirir. Bilim de zaten eleştiriyle ilerliyor, gelişiyor, değişiyor, dönüşüyor. Ancak bilmenin eleştirisi bundan ibaret değil. Bilme hakkında bize başka bilimler, örneğin psikoloji de çok şey söylüyor. Fakat onların araştırmaları da bir takım istatistiksel, nedensel ilişkilere işaret etmekten, ampirik bir düzlemde yapılan çalışmalardan ibaret. Bilmenin radikal bir eleştirisi, bilmenin yapısı hakkında felsefi bir düşünme Husserl'e göre fenomenolojinin yapabileceği bir şey. Bunun yapılabilmesi için aslında Husserl doğal tavrın geride bırakılması gerektiğini düşünüyor. Felsefe ile bilim arasında bir fark var mı? Husserl felsefeyi, fenomenolojiyi bir bilim olarak düşünüyor. Ama bunu kesin bilimlerle, yani ampirik ölçüme dayalı bilimlerle de karıştırmamak lazım. Burada bilim sıkı düşünme manasına geliyor felsefi bilim. Yani bu bilim içinde argümantasyon var, argümantasyon içinde öncüller, sonuçlar, önermeler arasında sıkı ilişkiler kurulmuş olması. Yani bir derin düşünme felsefe, temellendirme çabası olarak Husserl düşünüyor felsefeyi. Ve bu tarzda bir bilme eleştirisinin yapılmasının gerekli olduğunu söylüyor. Bunun yapılabilmesi için işte doğal tavrın geride bırakılması lazım. Sıradan hayatta yaşarkenki tavrımızdan çıkmamız lazım. Dünyaya inancımızı askıya almamız lazım diyor Husserl. Dünyaya inancı askıya almak enteresan aslında. Çünkü dünyaya inancı askıya aldığımızda dünya bir manada gidiyor. Aslında orada dünya kalıyor, hiçbir yere gitmiyor. Fakat artık biz dünyaya bir mesafe alıyoruz.
dünyayı bilme biçimimiz üzerine düşünebilmek için bu mesafeyi almak zorundayız Husserl'e göre. Çünkü deneyimimiz içerisinde fiziksel ve doğal şeylerden müteşekkil, olaylardan, ilişkilerden müteşekkil dünya bize gerçekten orada olma anlamıyla beliriyor. Gerçekten orada, yani aşkın diyebiliriz. Bizim kendi öznel deneyimimize indirgenemezlik manasıyla veriliyor gerçeklik bize. İşte biz bu anlam üzerine düşünmemiz lazım. Ona inanmaktan çok onun nasıl kurulduğunu anlamak için bir bilme eleştirisi felsefi manada yapılmalı diyor Husserl. Ve burada aşkın indirgemeden söz ediyor. Yani transandantal epokeden, dünyanın varlığını askıya almaktan, dünyaya inanca mesafe almaktan söz ediyor. Bu bizi Husserl'in içkinlik dediği alana getirecek. Burası da işte bilincin alanıdır. Bilincin alanı içerisinde biz kendi tecrübelerimizin, yaşadığımız tecrübelerin nasıl kurulduğuna odaklanacağız. Şimdi size ikinci parçamı çalacağım. İçkinlik dediği şeyden daha fazla bahsetmeden önce Husserl'in bilinç anlayışı üzerine birkaç şey söylemek istiyorum. Öncelikle tabii en önemli soru şu: bilinç nedir? Bilinç bizim çeşitli varlıklarla ilişki kurmamızı sağlayan bir varlık. Ve Husserl'e göre bilincin varlığı bambaşka, apodiktik bir kesinlik taşır. Yani şüphe edilemez bir kesinlik taşır. Halbuki başka varlıklar da vardır bilinçten başka, yani bilinçten ayrı olarak. Onların varlığı apodiktik bir kesinlik taşımaz. Örneğin işte dış dünyada bize beliren maddi, fiziksel bir varlığı ele alalım. Bir sandalye. Sandalye bize bir takım görünümler sunar. Bize bir deneyim içerisinde verilir. Profillerden söz eder Husserl. Bir sandalyenin etrafında dolaştığımız zaman onu çeşitli açılardan görürüz ve deneyimimiz devam etmektedir. Sandalyenin varlığı bize bu deneyim içerisinde verilir. Elbette rüya görüyor olabiliriz, yanılıyor olabiliriz. Sandalye sandığımız şey sonunda sandalye çıkmayabilir. Onun gerçek olmadığını, bir görüntüden ibaret olduğunu, bir halüsinasyondan ibaret olduğunu da fark edebiliriz. Ancak buradan ne çıkıyor? Bu görünümler içerisinde bizim gerçekten var olduğuna inandığımız, gerçekten var olurmuş gibi ilişki kurduğumuz nesnenin %100, yani şüphe edilemez kesinlikte bir varlığının olmadığını görebiliriz ya da fark edebiliriz. Halbuki bilincin varlığı öyle değildir. Bilinç bize doğrudan verilir. Bilincin varlığından şüphe etmemize imkan yoktur. Burada Husserl Descartes'la birlikte elbette. Çünkü Descartes'ta düşünüyorum öyleyse varım, cogito ergo sum. Yani ben düşündüğüm sürece kendi bilincimin varlığından şüphe edemem, kendi varoluşumdan şüphe edemem demişti. Burada ben derken de anladığı şey bilinçti. Düşünmem, düşünen benden ibaretti. Peki bilinç nedir? Bilinç aynı zamanda çeşitli sandalye gibi, matematiksel varlıklar gibi, psikolojik varlıklar, duygular gibi çeşitli varlık alanlarıyla ilişkiyi kurduğum bir alan. Ve bu ilişkiyi kurmamın da çeşitli öncülleri, onu dolayımlayan bir takım yapıları var. Bir takım korelasyonları var varlıkla bilincin ilişkisinin. Bunlardan bir kısmı a priori. Ve Husserl'in fenomenolojisi bu bağlantıları çalışan bir düşünce. Bilinci ele alırken bilincin temel özelliğinin yönelimsellik olduğunu vurgular Husserl. Yönelimsellik
bilincin yöneldiği varlıkla ilişkisini işaret ediyor öncelikle. Ve bilincin varlığa yönelişi aslında burada asıl mesele. Yöneliş derken bu yöneliş anlam dolu, anlam veren bir yöneliş ve bilincin ilişki kurduğu varlık bilince bu yöneliş içerisinde ve o yönelişin içinde taşınan anlamla beliriyor. Bilinci aynı zamanda içsel zaman olarak da düşünmüştür Husserl. Zaten zamanı da yönelimsellik olarak düşünmüştür. Yönelimsellik Husserl'in bilinç felsefesinin en önemli aracıdır da diyebiliriz. Zamandan bahsetmeden önce size bir parça daha dinledim. Zamandan bahsederken ya zamanın yönelimsellik olduğunu da söylemiştik. Zaman bize hep bir şimdi noktasında verilir. Yani hep bir kökensel şimdi noktası var. Ama zamanı noktaların birbirinin takibi olarak da anlamamamız gerekiyor. Çünkü bizim geçmişle ve gelecekle bir ilişkimiz var. Geçmişle gelecekle ilişkimiz de yönelimsel bir ilişki. Biz geçmiş yaşantıları tutuyoruz. Zihnimiz geçmiş yaşantıları tutuyor. Bu bir manada birincil hatırlama dediği şey Husserl'in. Ama tabii ki asıl hatırlama, anımsama dediğimiz şeyden çok farklı. Bizim bir şeyi hatırlamamız, onu yeniden şimdiye çağırmamızdır. Ama bizim geçmiş bir yaşantıyı yeniden şimdi kılabilmemiz için, onu şimdiye getirebilmemiz için o yaşantıyı zaten tutmuş olmamız gerekir. Kaydetmiş olmamız gerekir. Geçmişle bu kayıt ilişkisi de geçmişe yönelmiş olduğumuzu gösterir. Yani bir bakıma bir kuyruklu yıldız gibi şimdinin kuyruğu geçmişe doğru uzayıp devam eder ve biz bu sayede hatırlayabiliriz geçmiş deneyimlerimizi. Gelecekle de ilişkimiz bir geleceğe yönelme ilişkisidir. Bu örneğin gelecek öngörüsü de bulunmayı da mümkün kılar. Yani bir fıskiye gibidir zaman. Şimdiden geçmişe ve geleceğe açılır. Ve bu sentez, yani geçmiş, gelecek, şimdi sentezi Husserl'in yaşayan şimdi dediği bir formu oluşturur. Biz ne deneyimlersek deneyimleyelim, deneyimimizde bize ne verilirse verilsin, nasıl bir varlık verilirse verilsin, bu bir duygu olabilir, maddi fiziksel bir nesne olabilir veya ideal bir nesne olabilir. Biz işte onu bu zamansal form içinde alırız bilincimize. Ve verilişten bahsettiğimizde, bize varlığın verilişinden bahsettiğimizde Husserl'i en çok ilgilendiren şeylerden bir tanesi de varlığın verilişinin kipidir. Yani nasıl verildiği. En çok bu nasıl sorusu ilgilendirir Husserl'i. Çünkü nasıl sorusu aynı zamanda onu deneyimin yapılarını araştırmaya ve işte o bilmenin felsefi kritiğini, felsefi eleştirisini yapma yolunda ilerlemeye götürür. Yaşanan deneyim üzerine düşünür Husserl ve yaşanan deneyimi betimler. Yaşayan deneyimi edebiyat da betimlemiştir. Örneğin Proust. Proust'un Kayıp Zamanın Peşinde eserine baktığınız zaman onda olağanüstü fenomenolojik betimlemelerle karşılaşmak mümkündür. Çünkü orada da Proust yaşantıları betimler. Peki ne fark vardır Proust'un yaptığı betimlemelerle Husserl'in yaptığı betimlemeler arasında? Elbette aslında bu betimlemeler işte bir takım detayları bir araya getirmek ve bir manzarayı oluşturmak
hayattan daha fazla da bir şeydir. Yaşananın özüne, yaşananın esasına doğru gitmek vardır. Oraya doğru bir hamle vardır bunda. Husserl'de bunu açıkça görüyoruz. Çünkü Husserl fenomenolojinin amacının özü görmek olduğunu söyler. Esası bulmak olduğunu söyler. Bu esaslı bir yapı olarak da biz düşünebiliriz. Yani bir şeyi neyse o yapan, bir yaşantıyı içinde taşıdığı, çekirdeğinde bulunan en belirleyici anlamla yakalamamıza yardımcı olur fenomenoloji. Bu işte özü görmek anlamına gelir. Öz, tikel varlıklardan, tek tek bize deneyimimizde verilen varlıklardan bir manada bağımsız, bir manada da yaşadığımız şeye bağlıdır. Önemli olan tekilde, yani bize verilen bir deneyimde, bir varlığın deneyiminde o varlığı kendisi yapan olmazsa olmaz özelliklerin neler olduğunu anlayabilmek, idrak edebilmektir. Ve Husserl bunu entelektüel görüyle, yani aklımızla görmek diyebiliriz, yapabileceğimizi iddia eder. Bilinç felsefesinin, sevgili dinleyiciler, bugün için önemi nedir diye bir soru sorulabilir. Bugün aslında baktığımızda bilinçle ilgili veya zihinle ilgili çalışmalara naturalist bir yaklaşımın hakim olduğunu görüyoruz. Yani artık beyni görüntüleme teknikleri var. Bu tekniklerle çalışılıyor. Bir takım bağlantılara işaret ediliyor. Çeşitli aktiviteler arasında ve davranışlar arasında. Böylece biz zihnin varlığını açıklamış oluyor muyuz? Husserl buna inanmadı. Yani neden sonuç ilişkisiyle çalışan bir naturalist yaklaşımın zihni, bilinci kavrayabileceğini reddetti. Çünkü neden sonuç ilişkisiyle veya işte bir takım psikolojik beyin süreçlerini görüntüleyerek veya anlamaya çalışarak açıkladığımızda zihni, zihinsel yaşamı aslında dünyanın tecrübesinin anlamı meselesini kurcalamamış oluyoruz, sorgulamamış oluyoruz, açıklayamamış oluyoruz Husserl'e göre. Yani insanın işte nasıl davrandığına ve belli bir biçimde davrandığında zihninde nasıl fiziksel, kimyasal, biyolojik olaylar olduğuna işaret edebiliriz, parmak basabiliriz. Ama bu bize dünyanın nasıl anlamlı bir biçimde belirdiği, hangi yapılar içerisinde anlamlı biçimde belirdiğini anlatmaya yetmiyor. Husserl bunu yapmak istedi. Ve bunun için yönelimsellik gibi bir felsefi araca, kavrama müracaat etti. Modern felsefe içerisinde felsefe özneliğin bir çözümlemesi olarak gelişmeye başladı Descartes'tan itibaren. İşte Descartes cogito içerisinde kendisine verili çeşitli fikirler olduğunu fark eder, kendi varlığını ispatladıktan sonra ve o fikirlerden yola çıkarak bir çözümleme yapar. İşte bilinci aşan gerçekliğe, Tanrı'nın varlığına da uzanan argümanlarla. Kant'a geldiğimiz zaman da bu öznenin çözümlemesinin, aklın çözümlemesinin, zihinsel varlığın çözümlemesinin yapılmaya devam ettiğini görüyoruz. Ancak Descartes'in felsefesi, Kant'ın felsefesi aynı çizginin devamı olarak görülebilir. Husserl'in felsefesi Descartes'in ve Kant'ın felsefeleriyle. Buna rağmen arada çok büyük farklılıklar da
vardır. Örneğin Descartes dış dünyanın varlığını ispatlar. Önce metodolojik şüpheyle askıya aldıktan sonra tekrar döner meditasyonlarında Tanrı'nın bizi aldatacak bir varlık olmadığını tesis ettikten sonra dünyanın gerçekten var olduğunu söyler. Husserl'e göre bu elbette yanlış. Der ki Husserl, aslında metodolojik şüpheyle Descartes çok büyük bir keşfin eşiğine gelmişti. Yani her şeyi şüpheli, yalnızca bilincin varlığının şüphe edilemez olduğunu söylediği noktada. Fakat oradan bir geri adım attı Tanrı'nın varlığını ispatlayarak ve ondan sonra da dünyanın gerçekten var olduğunu ispatlayarak. Transandantal epoke, yani dünyanın varlığının askıya alınması, hiçbir zaman sonradan kaldırılacak bir şey değil. Bu bir metodolojik başlangıç noktası ve felsefe yapmaya devam ettiğimiz sürece hep aslında korunması gereken bir koşulu tesis ediyor, koyuyor ortaya. Husserl'in Kant'ın felsefesiyle ilişkisine geldiğimizde ise transandantal, yani deneyimin a priori koşullarının neler olduğunun araştırılması bağlamında bu düşüncelerin birbirine çok benzediğini söyleyebiliriz. Fakat örneğin Husserl, özlerin veya temel yapıların akli görüsünün, entelektüel görüsünün mümkün olduğunu düşünür. Kant ise buna asla izin vermez. Kant'a göre yalnızca duyumsanabilir görüye sahibiz ve bu görünün alındığı bir takım a priori formlar var zihnimizde. Ama biz ne bilirsek bilelim, mutlaka tecrübeden gelir bilgimiz. Elbette tecrübenin kendisinin a priori bir takım koşulları da vardır ve bu koşullara dair de bilgi edinmemiz, felsefi bilgi edinmemiz mümkündür. Ama bunu biz intüisyonla, yani görüyle elde edemeyiz. Şöyle demek mümkün, Kant'ın ve Husserl'in zihni analiz ederken kullandıkları araçlar çok farklı. Kant'ın yaptığı bir takım ayrımları Husserl tam olarak yapmıyor. Husserl'in kullandığı bir takım araçları Kant kullanmaya izin vermiyor. Fakat ikisi de bize dünyanın anlamlı bir biçimde belirmesinin koşullarının araştırıldığı felsefeler yapıyorlar. Ve naturalist bir bilimin zihni veya bilinci açıklamaya yetmeyeceğini düşünüyorlar. Bunu dedikten sonra...